İyi günler. İyi günler. Elimizde gözaltı kararı var. Bahri Umman, Saadettin Umman, Poyraz Karayel, Sema Korar, Zülfikar Ülgen. Diğerinin adı neydi? Ay ne? Gözaltı kararı mı? Ay, onların hiçbir yerde yok ki ama. Neredeler acaba? Bir bilsen. Beni de el kadar çocukla bırakıp gittiler. Sizi ararlarsa en yakın polis karakoluna başvurmalarını söyler misiniz? Tabii tabii söylerim. Söylerim ama aramaz onlar. Peki iyi günler. İyi günler. Ne oldu, ne var? Yani siz nerede olduklarını bilmiyorum dediniz. Ne diyecektim? Açık adresimi verecektim. Ufaklık, bak bu evde kalmak istiyorsan hızlı düşüneceksin, hızlı yalan uyduracaksın. Kural bu. Anladın mı şimdi? Haklısınız. Ben bir Sema Hanım'ı arayayım öyleyse. Niye? Ara bakalım en iyisi sen. Şş, kuzu, ne oldu sana? Ne? Nasıl ya? Hadi bakalım. Allah tamam verdirsin. Bravo, bravo dedem. Helal. Teşekkürler ol evladım. Size kötü bir haberim var. Zaten çok bile mutlu olduk. Neymiş? Hakkımızda gözaltı kararı çıkarılmış. Durum bayağı ciddi. Polisler eve bizi almaya gelmişler. Nerede bu Sinan? Buralarda bir yerdedir, buluruz şimdi. Gelir gelmez alın, tamam mı? Tamam savcım. İstinad edilen suç ne? Adam zaten soruşturma açmıştı. Ne olacak peki şimdi? Mahsus yapıyor. Nasıl yani? Bizim bununla aramızda yıllar önce bir şey geçmişti, ona inat yapıyor. Derdi beni köşeye sıkıştırmak, biliyorum. Öyle olma, emin misin? Eminim. Ya adam Poyraz'a kafayı taktı zaten. Dünkü çatışmadan da bizi mesul tutuyor. Agalar, yalnız bizim dosyalar kabarmaya başladı ha. Birinden yırsak öbürüne takılacağız. Bahri Bey ne olacak şimdi? Ya şimdi bu aşamada teslim olmak aptallık olur. Hele Neşet dışarıdayken. Eve gitmek de olmaz. Sıpa gözüm. O zaman hep beraber burada. Tabii ki. Tabii ki burada hep beraber kalacağız. Anne sendeki şansa bak. Ayşegül'le Poyraz'ı unut. İşte şurada. Ayşegül. Bir dakika Sema abi. Efendim Sema. Poyraz. Hakkımızda gözaltı kararı var. Hemen buraya geliyorsun. Ne diyorsun ya? Ne gözaltı? Ne olmuş ya? Savcı. Savcı bize tuzak kurmuş. Nasıl ya? Allah kahretsin, anlamam lazımdı. Çocuk bana işaret verdi. Ton balıklı pizza dedi ve ben anlamadım. Savcı arattı yani. Hepimizi tutuklayacaklar. Dur bir dakika. Götür şunu Sinan, açsın konuşsun. Hemen savcım. Sakın bir şey çaktırma. Tamam. Alo baba. Ton balıklı pizza. En sevdiğim. Oğlum bak çok dikkat et. Ben seni görüyorum şu anda ama sen sakın kafanı kaldırıp bana bakma, tamam mı? Pozisyonunu bozma. Aslan oğlum benim. Aferin sana. Şimdi çevrendeki kimseye bir şey çaktırma. Yanındakine de bir şey çaktırma. Biz buradan gidiyoruz, tamam mı? Tamam baba, bekliyorum burada. Tamam oğlum. Gelmek üzereymiş.
Gelmek üzereyim Sayın Savcım. Gelsin. Gelsin. Ya bir dakika ya. Ben oğlum bu halde bırakıp nereye gidiyorum ya? Ya ben de diyecektim, sustum. Ne işi var çocuğun bu kadar polisin savcının arasında? Almamız lazım onu. İyi de nasıl? Yani şimdi ortaya çıksak yakalarlar bizi. Burası ne kadar güvenli? Yeterince. Bütün giriş çıkışları biliyorum. Polisler biliyor mu? Yok, onlar bilmez işte. Anca buradakiler. Ya kusura bakma kızım. Rahatsız edeceğiz seni. Yok, estağfurullah. Ne demek? Esbina, sen de git istersen. Olur mu canım öyle şey? Aa, ne münasebet. Ben de kalmak isterim. Ben de kalırım o zaman. Efendim, ben emekli memur bir insanım. Zaten içeriden yeni çıktım sayılır. Ne demiş eskiler? Ne şeytanı gör, ne salavat getir. Bana müsaade efendim. Ayağına sağlık albayım. Gel, ben seni yol edeyim. Ya verilmiş sadakamız varmış ha. Eğer bu organizasyonu bizim orada yapaydık, şimdi hepimiz toptan alındıydık yani. Kızım, sen ne düşünüyorsun? Bunu onun yanına bırakmayacağım baba. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.